Ben Eren, 22 yaşındayım. Büyükçekmece'de bir çocukluk geçirdim ve orada pilot kalemle dövmeye başladım. Çok küçüktüm. 3'e falan gidiyordum herhalde ve ilk dövmemi 50 kuruşa yapmıştım. Ve o gün dedim ki ben dövmeci olacağım. Tabii sonraları fikrim biraz daha değişti. Dövmeye ben ressamlıktan sonra başladım. Ressamlıkta bayağı işte malzemelerin falan almak, maddi durumlar sıkıntısından dolayı dövmeciliğe başladım. Adım Can, 19 yaşındayım. 3 yıldır dövmecilik yapıyorum. Küçükçekmece'de başladım. Büyükçekmece'ye geçtim. Şu an Fikirtepe'deyiz, Kadıköy'deyiz. İlk olarak çocukluk yıllarında bir içimde olan hevesle ilkokulda, ortaokulda gördüğüm şeylere dayanarak bir heves, tutku olarak başladım. Sonra bir makine alarak işin içine girdim. Öyle devam ettim. Öğrenciyim. Marmara Üniversitesi'nde öğrencilik yapıyorum. İşte atölyem var. Atölyenin içinde interdisipliner bir yapı oluşturdum. Bir şekilde dövme stüdyomuz var, tiyatro sahnemiz var, heykel, resim, mimari, dekorasyon gibi şeyler yapılıyor. Genç bir sanatçıyım da diyebilirim. 8. sınıfta geçici dövmeye başladım mıknatısıyla. Ardından da topladığım parayla kalıcı dövme makinesi aldım. Yaklaşık 7 yıldır kalıcı dövme yapıyorum. Marmara Üniversitesi'ni kazandım. Heykel bölümündeyim. Bölüme girdikten sonra dövmeye olan fikrim çok değişti. İşte dövmecilik üzerine birkaç şey okudum. Dövmenin lanetli olması durumu biraz kafamı karıştırdı. Sonra biraz nedenlerini düşündüm ve sanırım birinin vücuduna kalıcı bir şey bırakmak, beraberinde o kişinin sizi sürekli olarak düşünmesi, yaptığınız şeyi anması anlamına geliyor. Yani size sürekli olarak bir enerji oluyor sizi düşünerek, o dövmeye bakarak. Okula girmeden önce okula girme sebebi sürekli iyi bir dövme sanatçısı olup bunun için uğraşmaktı. Ama okula girdikten sonra sanırım heykel ve gerçek anlamda sanat beni derinden etkiledi ve dövmeye karşı biraz soğudum. Ama bir yerde para kazanman gerekiyor ve hayatımı devam ettirmeliyim. Öğrenciyiz, Türkiye'deyiz ve bir şekilde bir şeylere muhtacız. Bu yüzden de dövme yapmaya ara veremedim. Okul beni etkiledi. Okulun beraberinde tiyatro ve okuduğum Prometheus miti beni gerçekten etkiledi ve kariyerime sanırım en derinden etkileyen ve en güçlü unsur Prometheus'un ateşi çalması. Ben kendimi onunla bağdaştırdım ve bunu dövmeye yedirmeye çalıştım ve yedirdiğimi düşünüyorum. İnsanlara ateşi veriyorum Prometheus'un yaptığı gibi. Ben başladığım sıralar işte Azerbaycan'da bunu yapan kadın dövmeci yoktu. Ben başladıktan birkaç ay sonra iki tane dövmeci sanatçı kadın da başladı. Motivasyon verebilmek aslında çok güzeldi. Bu işi kadınlar da yapabilir göstermek. Maalesef 2014 senesi olmuş olsa bile yani o durumlar konusunda sıkıntılıydı mesela. Bizde bir düşünce var, işte kadınlar dövme yaptırmaz falan diye. Erkeklerde bile dövme yani hoş bakılmıyor bizde mesela. O sıkıntı yaşadım yani. Şimdi bile yani bir çocuğum var, dövmeciyim, ressamım. Yani bu bayağı şey görülüyor yani. Ayrık bakılıyor yani. İlk 13-14 yaşında yaptırdım babamla Büyükçekmece'de. Bundan sonra devam etti sayı. İlerledikçe biraz saymaya başladım ama ondan sonra boyutunu açtığı için saymamaya başladım dövmelerimi. Öyle gittikçe artış gösterdim. Genelde ilgi çekici oluyor veya kötü şey yapanlar da var, benimseyen, hissettiren. O da biraz insanların kişiliğinden veya bulunduğu düşünce yapısından dolayı değişiyor. Bana göre zaten insanların düşündüğü değil, kendi düşündüğümün daha önemli bir yerde olduğunu düşünüyorum. Dövmemin şöyle bir hikayesi var. Benim hayvanlarla ve doğayla olan ilişkimi temsil eden totem tasarlamak istedim. Bana da özgün, bana özgü bir şey olsun istedim. Yani bilindik kültürlerin, totem direklerindeki o
manifestoyu kafamda aldım, kendimce toparladım ve kendi hayvanlarımı seçtim. Seçtiğim hayvanları kendim illüstre ettim. Koluma uygun bir tasarım yaptım. Kolumun da proporsiyonunu kullanarak, yani direk gibi kullanarak kendi totemimi inşa ettim diyebilirim. Sonrasında dövme yapmanın ne kadar önemli ve ne kadar kritik bir şey olduğunu anladım ve dövme yaparken çok daha temkinli davranmaya başladım. En sonunda kendime bir amaç, kendime bir araç buldum. Ateşi bulduğumu düşünüyorum ve ateşi insanlara veriyorum. Çünkü bu onları besleyecek ve yüceltecek bir şey. Çünkü buna inanıyorlar ve ben buna inanan kişilere dövmeyi yapıyorum. İnanmayan kişiyle gerçekten aramda bir bağ olmuyor ve bunu hissediyorum. Çok genç iş aslında dövme. Yani gençler daha çok takip ediyor dövme piyasasını ve sanırım birazcık toy düşüncelerle yanıma geliyorlar. İşte sevgilisinin ismini yazmayı düşünüyor, henüz bir aydır birlikte. Büyük ihtimal bir ay sonra ayrılacak ve bana bu tarz dövmeyle gelen insanları genelde caydırmaya çalışıyorum. Bir fikri benimseyen dövmeler beni biraz korkutuyor. Çünkü fikirler çok çabuk değişen şeyler ve hani bu tarz kalıcı bir şeyi yaptırması biraz sıkıncalı. Evet, şimdi seyyar olarak yapıyorum bu işi. Mesela İstanbul'a geldim. Burada biraz yapacağım. Başka bir yere gidince makinemi yanında götürüyorum ve gezerek yani yapıyorum. Bu işten para kazanıyorum işte böyle. En sevdiğim dönem buradaki şeytan yüzü. Matam olarak bitmedi. Bunun bende ayrı bir anlamı var. Hepsinin olduğu gibi ama bambaşka. Büyük bir psikolojinin atımı gibi bir şey. O yüzden hayatımda büyük bir yer kaplıyor. O yüzden en sevdiğim dönemim. Yani yüzümdeki hepsinin dediğim gibi farklı bir anlamı, farklı bir düşüncemin, farklı bir psikolojimin dışarı yansıtma şekli belki de. Hepsini ayrı ayrı seviyorum. Ama bazılarında bir oynama da olacak zamanla. Yani 2 senedir yapımı sürüyor, yapım aşamasında. Hayvan eklediğim oluyor. Çünkü süreçte hani kendime başka yakınlıklar oluşturuyorum. Ve oluşturduğum hiçbir yakınlığı da hafızamda silinmesin diye kolumda totem direğime eklemek de kalıcı bir şey. Benim için güzel bir şey yani. O yüzden hiçbir zaman pişman olmadım. Eski sevgilim yapmış olmasına rağmen. Boynumdaki dövme sanırım babamın ben 1 yaşındayken geçirmiş olduğum trafik kazası sonucu gırtlağının alınmasıyla burasında oluşan bir çöküntü durumuna bir gönderme veya bilinçaltıma bu işlenmiş ve ben babamdan olan bir parçayı kendime işledim. Burada bir dikenli tel var, yani düğümlenmek, dolanmak, tıkanmak. Bu da sanırım şunu temsil ediyor. Sanırım iletişim sorunları yaşıyorum insanlarla. Bir takım şeyleri onlara direkt olarak söyleyemiyorum ve aslında düğümlenmiş biriyim ve bu dövme sanırım bunu temsil ediyor. Böyle bir anlamı var. Bu dövme 2 sene önce kurduğumuz küçük çekmecede bir çetemizin sembolü. Bütün arkadaşlarımızla birlikte yaptırdığımız ve hepimizin taşımaktan onur ve gurur duyduğu bir şey. Çok genç iş aslında dövme. Yani gençler daha çok takip ediyor dövme piyasasını ve sanırım birazcık toy düşüncelerle yanıma geliyorlar. İşte sevgilisinin ismini yazmayı düşünüyor, henüz bir aydır birlikte. Büyük ihtimal bir ay sonra ayrılacak ve bana bu tarz dövmeyle gelen insanları genelde caydırmaya çalışıyorum. Bir fikri benimseyen dövmeler beni biraz korkutuyor. Çünkü fikirler çok çabuk değişen şeyler ve hani bu tarz kalıcı bir şeyi yaptırması biraz sıkıncalı. Şimdi şöyle, ben bunu ressamlık tutkuyla yapıyorum. Ve ressamlıktan para kazanmamı gibi bir şeyim var. İşte çünkü sırf satış olsun diye çizmiyorum. Ve satabilmek için çizilen resimleri de, yani öyle bir şey yapacak birisi değilim. Para kazanmak için dövme benim şeyim. Yani o da bir ressamlık sonuçta. Tutku, dövmeye duyduğum tutku tamamıyla başka türlü. Çünkü
yaptığın resmi birisi vücudunda taşıyor ve ölümsüzleşiyor yani, onu taşıyor yani. Şimdi dövme uzun süredir popüler kültür ve popülerliğini kaybetmeyen bir şey. Çünkü çok göz önünde yani. Hani bir insanı tanıyorsun ve tanıdığın insanın bir dövmesiyle karşılaşıyorsun. Ve o insanın aslına bakarsan kendisine ait bir imzası görsel bir şekilde sürekli geziyor. O insanı görüyorsun ve şey yapıyorsun. Ve kendindeki bazı yine hafıza konusu dikkat çekiyor. Hani izlenim yaratıyor. Yerleşik hayatın başlamasıyla gelen bir tarihi var yani, çok eski bir şey. Toplumda kendimi daha ön planda görüyorum normal insanlar standartından. İnsanlar bazen mesela 100 kişinin arasında 1 veya 2'dir bulunduğum şekil. Ama bu benim daha çok ilgime, hoşuma gidiyor. Çünkü diğer insanlar fazlasıyla umurumda değil. Ben kendi sevdiğim tarz ve kendi sevdiğim istekler. Dövme sanatçısı ve dövmeci arasındaki fark şu. Sanırım dövmeci işin zanaat kısmında, yani bir fikir, bir düşünce, bir yenilik sunmadan var olan modellerin tekrarını insanlara yapan kişiye dövmeci denir. Fakat bir fikir ve bir yenilik sunuyorsa eğer, bir hedefi, bir amacı, bir düşüncesi varsa ve insanlara başka kimse de olmayan ve kopyalanmaya hazır bir şeyler sunuyorsa, o zaman o kişiye dövme sanatçısı diyebiliriz. Bu çok basit de olabilir. Yani bir kişi sadece nokta atarak da dövme sanatçısı olabilir. Sadece bu düşünceyi benimsemesi ve dövmeyi yaptıracak kişiye benimsetmesi gerekiyor. Yani gerçekten birine dövme yapmak çok önemli. Biraz önce de bahsettim. Onun dışında kişi size teslim oluyor aslında. Hani sırtına bir dövme yaptıracak ve sırtını göremiyor. O an gerçekten oraya istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz ve hani bir şey yapamaz çünkü göremiyor. Burada bir güven durumu var. Yani dövme yaptırmak için size gelen kişi size güvenmiş ve teslim olmuş bir şekilde geliyor ve hani günlük hayatta yaşadığımız bir şey değil aslında. Yani günlük hayatta kimse kimseye güvenmez veya teslim olmaz. Bu açıdan biraz samimi bir durum ve kişilerin dövmeyi yaptırdıktan sonraki tepkileri, dövme sürecindeki işte can acımaları ve onlara uyguladığınız süreç sizi yakınlaştırıyor ve o kişiyle tanışmamış olsanız bile dövmeden sonra ciddi bir yakınlık kuruyorsunuz ve samimileşiyorsunuz. Pahalı dövme en kaliteli boya kullanıldığı için pahalı dövme değil. Pahalılığının sebebi o dövmenin üzerindeki işçilik, piksel sayısının artması diyebiliriz. Netliğinin artması. Şimdi şöyle, sanırım bunun çıkış noktası biraz Türkiye genelinde bakacağım. Yani dövme sanırım son 30-40 yıldır daha gündemde olan bir şey. Daha öncesinde kaliteli dövme makineleri ve kaliteli ürünler olmadığı için, kaliteli dövme sanatçıları olmadığı için çok iyi bir şey değildi. Ve insanlar bunu aslında bir jilet yarısı gibi, yani gerçekten jilet de bir dövmedir ve aslında bunun çıkış noktasıdır. Daha geçmişe bakarsak totemcilik, yani var olan bir şeyi kendi vücuduna hapsedip o gücü almak. Buradaki, yani bu bağlamda jilet yarısı bir hatıra aslında ve o jilet yarısına baktığında her zaman sevdiğini görecek. Oraya bir kalıcı bir şey bırakıyor. Bundan çıkan bir şey şöyle, Prometheus yasak olan ateşi tanrılardan çalıp insanlara veriyor ve insanlar gelişmeye ve görmeye başlıyorlar, güçleniyorlar ve bilinçleniyorlar. Fakat yasak olduğu için Zeus Prometheus'u cezalandırıyor ve onu bir dağın zirvesine sonsuza kadar bir kartalın ciğerini yemesiyle cezalandırıyor ve tanrı olduğu için ciğeri sürekli yenileniyor, iyileşiyor ve kartal ertesi gün yine gelip yine ciğerini yiyor ve sonsuza kadar bu cezaya mahkum ediliyor Prometheus. Burada Prometheus'un yaptığı insanlara yasak olan şeyi ve aslında gücü veriyor ve sanırım tanrıların bunu saklamasının sebebi insanın tanrılaşma sürecini başlatması olarak geçiyor. Ve sanırım benim yaptığım şey de insanlara inanç aşılamak.
yaptığım dövmenin yanında onlara kendi fikirlerinden de bahsediyorum ve onlara aslında dişi gerçekten veriyorum. Sadece bir dövme değil, aynı zamanda bir fikir aşılıyorum.